Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patron alımları ile tavan yapan veya yapabilecek olan hisseleri inceleyeceğiz. Burada sizlere pay alım satım bildirimi konu başlığı adı altında bunları göstereceğim. Fakat bugün bonus bir bilgi olarak sonda şurada hazırladığım farklı bir kap sayfası daha var. Bu sayfada ise şirketlerin doğrudan kendi paylarını geri aldıklarını ve uzun süredir milyonlarca lot alım yaparak nasıl hisselerini ayakta tutmaya çalıştıklarını hisselerinin doğrudan patronlarını ve yöneticilerinin hisselerinin nasıl arkasında durduklarını göstereceğim. Zaten çok yakın bir zamanda Mart ayının başı itibariyle kap kullanımı eğitim serisine başlayacağız ve bunların tamamını en ince detayına kadar sizlere anlatacağım. Kendiniz bakabiliyor olacaksınız. Bir diğer önemli nokta ise Viyop eğitimi, aracı kurum dağılımı eğitimi, temettü eğitimi gibi birçok eğitim serisi istiyorsunuz. bunları mailler kısmında da yazıyorsunuz bana. Sağlığım sayetim yerinde olduğu sürece bu eğitimlerin hepsi tamamlanacaktır. 3 gün geç, 5 gün geç, 10 gün erken olabilir ama videoların hepsi çekilip eğitimlerin tamamı tamamlanacaktır. Ve herkes bunlardan ücretsiz şekilde yararlanabilecektir. Geç kaldığı için bunlardan özür dilerim ama sırası var sırayla gitmeye çalışıyorum. Hemen videomuza geçelim. Patron alımları ile tavan yapabilecek ve yapan hisseleri gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle ilk girdiğimiz hissede Lokman Hekim hissesini görüyoruz. Şimdi Lokman Hekim'e baktığımız zaman %5 sınırını aşmıştır şeklinde bir ifadeyle karşı karşıyayız. Zaten aşağıdaki tabloyu incelediğimizde %4.82 olan payların %5.5'a çıktığını görebiliyoruz. Buna baktığımızda da Lokman Ekim'de zaten şöyle yapalım hemen. Lokman Ekim'e geldiğimizde özellikle 24 Şubat'ta yani dünkü düşüşte bile hissesini düşürmediğini ve özellikle tavan noktasına bakarsak da ortalama %10'la bir tavan gerçekleştirdiğini görebiliyoruz fitil atmasıyla birlikte. Aynı zamanda bugün de bir düşüş içerisinde olmadığını yani ufak tefek bir çekilme olduğunu görebiliyoruz. Lokman Hekim'de çok ciddi bir artış içerisinde olduğumuzu görebiliyoruz. Biraz daha uzun vadeli yani bu alımların başladığı noktadan itibaren bakarsak ortalama %30'luk bir yükselişin olduğunu görebiliyoruz. Devam ettiğimizde burada şöyle yukarı geldiğim zaman kristal kola ve meşrubatta da uzun süredir bir alım olduğunu hatırlarsınız. Ali Büyükdağ tarafından gerçekleşiyor ve aşağı geldiğimizde %14.51 olan payların %15.3 olduğunu ortalama %1'e yakın bir alımın kristal kolada gerçekleştiğini görebiliyoruz. Şöyle hisseye girdiğimiz zaman 2 gündür hatta 3 gündür bir yükseliş içerisinde olduğunu fakat özellikle de borsanın dün satış yemesi itibariyle şöyle aşağı doğru bir çekilme gerçekleştiğini görebiliyoruz. İşte buralar iyi destek noktaları olarak gözüküyor. Aşağı baktığımızda 4.60'ların yine iyi destek noktaları olarak görünüyor. Yine şöyle baktığımızda 4.15'lerin yine iyi destek noktaları olarak göründüğünü görebiliyoruz. Hemen devam ettiğimiz zaman Aksa'ya gelelim. Aksa'ya geldiğimizde yine Aksa Akril Kimya ve Sanayi AŞ'de Emniyet Ticaret ve Sanayi AŞ İzer Lodrik Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu ve yine aksa akrilikte de epey bir süredir ciddi bir alım gerçekleştiğini görebiliyorduk. Alımlar oldukça küçük. Şöyle asla yakınlaştırırsam daha da iyi görebilirsiniz. %20.27'li %20.34'e çıktığını yani hafif bir alım gerçekleştiğini aslında hisseyi tutmak mertebesinde bir alım gerçekleştiğini görebiliyoruz aksa tarafında. Şimdi baktığımızda Yükselişinin aslında pay alımının başladığından itibaren ortalama olarak %25 yükseldiğini görebiliyoruz. Dünkü noktada ise yani dün satış yediğimiz noktada ise bile bir tavana gitmiş. Sonra kapanışı aşağı tarafta olmuş. Bugün de hatta arasında ciddi bir gap boşluğu bırakarak yukarı yönlü çıktığını görebiliyoruz. Bu bizim için olumlu bir durum. Aksa'nın arkasında alım sürdüğü sürece yukarı yönlü devam edebilecek gibi duruyor. Hemen gelelim Orge'ye. Şöyle yukarıdan yine göstereyim. Orge Enerji Elektrik Taahhüt Nevzhan Gündüz tarafından yapıldığını görebiliyoruz. Aşağı geldiğimiz zaman %20.75 olan payların %20.95'e çıktığını yani %0.2'lik bir alımın Orge tarafında gerçekleştiğini görebiliyoruz. Burada alımların şiddetinden çok yani buradaki alımın şiddetinden çok sürekliliği de önemlidir. Yani 3 gün alım yapıp %3, %3, %3 alımlarla %9 yapılacağına her gün %05 yapıp 1 ay boyunca düzenli alım yapılırsa bu çok daha önemli oluyor. Çünkü hissenin güvenilirliğini arttırırken volatilite yani dalgalanma noktalarını da azaltıyor ve stabil bir yükselişe gittiğini görebiliyoruz. Orge tarafına baktığımızda dünkü düşüşle iyi bir satış yemiş. Bugünkü çıkışta da ortalama dörtlük bir yukarı yönlü hareketi olduğunu görebiliyoruz. İşte Orge'de çok uzun süredir bir alış olmadığı içinse hisse yatay bant içerisinde kalıyor. Aşağı doğru da şu an hareketlendiğini görebiliyoruz ama bu seviyeler özellikle dün için baktığımızda 5.99 6 liralar seviyesi Orge için muazzam bir destek seviyesidir gördüğünüz gibi. Özellikle bunu RSI da test ediyor ve yukarı yönlü bir yükselişin başladığını görebiliyoruz. Burada bir önemli nokta da dediğim gibi mesela Lokman Ekim'de patron alımları vardı. Aksa'da yine aynı şekilde Aksa Akrelik'te patron alımları vardı ve tavan tavan yapıyordu. Tavan tavan yapabilecek hisselerde ise işte bu tip daha yeni başlamış. Uzun süredir alım olmayan ama alımı yeni başlamış hisseleri takip etmemiz gerekiyor. Orge bunlardan birine aday gibi gözüküyor. En büyük noktası da hem RSI'dan hem de çok doğru bir destek noktasından teyit alınmış. Yani bir patron alımı ile ise yukarı doğru götürülmeye çalışıyorsa doğru bir nokta seçilmiş. Tabii ki bu patronlar da bu işin bilmini bilen insanlar olduğu için doğru noktalardan bu işlemleri gerçekleştiriyorlar. Devam ettiğimiz zaman burada Desaderi'yi görüyoruz. Melih Çelet tarafından gerçekleştiğini görüyoruz bu alımın paylara baktığımızda %18.5 olan payların %18.56'ya çıktığını yani ufak bir alımla karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Şimdi burada dediğim gibi önemli bir nokta ne kadar süre bu alım devam edecek ne kadar hissenin arkasında kalınacak. Şimdi gördüğümüz gibi grafikten ortalama yükselişin şöyle şunu sağa çekersem %50 civarında olduğunu esa tarafında bunun daha uzun süredir gerçekleşebildiğini yani ufak ufak bu oluşan alımların daha uzun süredir alındığını görebiliyor olacağız. Detaylı bir inceleme yapmamız gerekirse zaten dediğim gibi kap eğitim serimiz çıktıktan sonra Sonra neredeyse elinizin altında her şeyin nokta nokta yerlerini bilebileceğiniz için istediğiniz veriye, istediğiniz an istediğiniz detayda ulaşabiliyor olacaksınız. Gelelim metroya. Metro tarafında şöyle yukarı doğru çıkarsak Metro Avrasya Investing Gorjio A.Ş. tarafından gerçekleştiğini, Metro Ticaret ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. için gerçekleştiğini görebiliyoruz. %8,5 olan payların %10'a çıktığını burada görebiliyoruz. Bakalım bunun artış etkisi ne durumda olmuş. Şöyle baktığımız zaman Ortalama etkisini şöyle dip seviyeden yüzde %14 14'e yaklaştığını Özellikle 24 Şubat'ta yani Dünkü satışlarda çok büyük bir etki görmediğini ve %7'lik yukarı yönlü hareketini Yaptığını görebiliyoruz Bu satışları itibariyle de şu ana kadar ortalama yüzde 10'luk bir Getiri sunduğunu görebiliyoruz Şimdi gelelim Bu pay alım-satım bildirimlerinden sonraki Diğer incelememiz gereken kısma Yani Konu payalım satım bildirimi değil de burada bakın payların geri alınmasına ilişkin bildirim. Burada bir de Ata Portföy Yönetimi ile ilgili bir hisseyi görüyoruz. Burada da %0.21 olan payların 0.24'e çıktığını görebiliyoruz. Bunu da atlamadan sizlere vereyim istedim. Şimdi burada payalım satırımından bağımsız olarak şirketin kendi parası ve kendi sermayesiyle sizlere temel analiz eğitim serisini anlatırken söylemiştim. Hisseler tüzel kişiliklerdir aslında mal varlıkları vardır. Bu mal varlıkları sayesinde kendi hisselerini geri alabilme durumlarını incelediğimizde bakın TR Ilacı görüyoruz. Türk ilaç daha yeni başlamış buna. 24 Şubat itibariyle başlamış. 24 Şubat'ta ve 25 Şubat'ta aldığın lotları görüyoruz. 100.900 lot, 51.745 lotluk alımlar gerçekleştiğini ve sermaye oranının 0.06-0.03'lük alımlar gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu da Türk ilaç için aşağı tarafta çok güzel destekler oluşturacaktır. Çünkü her gün sürekli bir alım gelecektir şayet devam edilirse. Kafeine geldiğimiz zaman kafein tarafında şöyle bakacak olursak. Geri alıma konu edilecek pay sayısının azami 500 bin adet ve bu işlemle için kullanacak fonun şirketin iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 10 milyon TL olarak belirlendi. Yani 500 bin not veya 10 bin TL sınırına kadar bir alım gerçekleşeceğini görüyoruz. Mesela şişe tarafına geldiğimizde bakın şişede ortalama 15 Mart 2021 yani bir senedir sürekli bir alım gerçekleşiyor. Ve bunun sermaye oranının 0.07 olduğunu ama o ayın 15'ine baktığımız zaman 0.07 0.07 0.04'lük yani neredeyse 0.01'lik bir alım gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ve bunun 15 Mart 2021'den başlıyor aşağı indikçe iniyoruz indikçe iniyoruz ta ki düne kadar hala gerçekleştiğini görüyoruz. Bakın dün özellikle yani 24 Şubat günü BİST'te ciddi bir satış operasyonu gerçekleştiğinde şişe hissesini ne kadar iyi tutuyoruz diyor bakın. Gördünüz mü? 0.042'lik 02 şeklinde bunların hepsi tarihleri gördüğünüz gibi 24 Şubat bakın. 24 Şubat'ta dün şişe sırf hissesini tutabilmek için ne kadar ciddi bir alım gerçekleştiriyor alt taraftan bunu görebiliyoruz. Burada işte gen ilaç ve indekse de bakacağım şimdi. Gen ilaca geldiğimiz zaman da yine daha yeni başladığını yani özellikle aslında eskiden de başlamış ama yeni yeni bunu tekrardan gündeme getirdiğini görebiliyoruz. %0.1'lik bir alımdan bahsediyoruz. Bakın bu çok ciddi bir alımdı. Şişede 0.001'di. Burada gen ilaçta 300 bin lotla sermaye oranı %0.1'lik bir alımı gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Eğer bu sürekli olarak devam ederse işte de, videonun da başlığında gördüğünüz gibi tavan yapabilecek hisseleri sürekli artışta olabilecek hisseleri anlamış ve tahayyül etmiş olabiliyoruz. Bu da çok ciddi bir getiri bizlere sunuyor. Aynı Türk ilaçta olduğu gibi. Son olarak indes bilgisayara bakalım. Indes bilgisayara geldiğimizde 2018'den beri aslında böyle bir alımın olduğunu ama ara ara içeriye zaman girdiğini görebiliyoruz. Çünkü 2018'den doğrudan bakın 2021'e geçiş sağlanmış. Şöyle indi indiğimiz zaman da ise Özellikle de dün yine BİST'in satış yediği günde yine çok ciddi bir alım gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ama bunun sermaye oranın biraz daha az olabildiğini görüyoruz. Fakat kümülatif olarak topladığımızda yine 0.1'e yakın bir alım gerçekleştiğini belki ondan daha da fazla bir alım gerçekleştiğini görebiliyoruz. Şirketler ne kadar hisselerini tutarsa ve ne kadar onların arkasında kalırsa bu iki şeyi bize verir. Bir, sürekli bir alım geldiği için ne kadar satış baskısı olursa olsun hisse aşağı düşmez. İki, patronlar ve şirket hissenin arkasındaysa hissenin geleceği vardır. Hissenin gidebileceği çok önemli noktalar vardır ki şirket bu hissenin arkasında duruyor. Çünkü ne kadar iyi araştırma yaparsak yapalım, şirketi şirketten iyi tanıyamayız. Bunların hepsini sizlere kap eğitim serisinde anlatacak olacağım. Patron adımlarıyla tavan yapan veya yapacak hisseleri bugün sizlere göstermeye çalıştım. Mutlaka sizin yapmanız gereken gün be gün bunları incelemek ve takip etmektir. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak hem bizlere hem eğitim serilerimize destek olmuş olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.